Korkma nanacığım, ben yanındayım. Doğru bildiğini söylemekten hiç çekinme. Tamam mı? Şoker, bu ne ayol? Senin için tüm tehlikeleri göze alarak mavi ormanın en güzel çiçeklerini topladım Kulina. Aman yok, istemem. Bu çiçekleri koklayınca kendimden geçeceğim. Ve sen de burada istediğin gibi at koşturacaksın, öyle mi? Gerçekten hayal gücün çok geniş. Sence hayal gücümün geniş olması normal değil mi? Ha? Yani inanamıyorum Kulina. Kalbimi paramparça ettin inan ki. Ben geçmişe bir sünger çekmek, sana olan sevgimi ve bağlılığımı göstermek için mavi ormanın en güzel çiçeklerini topluyorum. Senin düşündüğün şeye bak. Yalan mı? Şimdiye kadar hep böyle oyunlar oynamadın mı sanki? Haklısın. Bazı kötü şeyler yapmış olabilirim. Ama bunlardan şimdi pişmanlık duyuyorum. Söyle bana Kulina. Kendimi affettirmem için hiç mi şansım yok? En çok da böyle davrandığın zamanlar senden şüpheleniyorum. Aslında haklısın. Ama bana böyle davranılmasını hak ettim. Ne yapayım? Umarım günün birinde diğerleri gibi güvenilir bir oyuncak olmayı becerebilirim. Yazık. Bu çiçekleri sana şarkı söylemeleri için o kadar da çalıştırmıştım. Şarkı mı? Şarkı. Ay çok doğru. Ay çok doğru aslında. Şoker, dur bir dakika. Hayır Kulina, kalbim çok kırıldı. Ama inan bana, o çiçekler zararsız. Çok kötü davrandım. Ah, ne güzel çiçekler. Nasılsın Şoker? Aman yine yapış yapış sevgi dolusun. Şu anlamsız sırıtmana da gıcık oluyorum. Ayrıca nasıl olduğumdan sana ne? Ha? Sen çok ama çok kötü bir oyuncaksın Şoker. Ha. Bir daha benimle konuşma, tamam mı? Ha, peki. Ne oldu şimdi? Duygularımı açık açık söyleyemeyeceğim mi yani? Dürüstlük de suç canım burada. Ha. Bir dakika. Tabii ya. Nasıl da düşünemedim. Ah benim şu ahmoş domates kafam. Ha. Ben yanlış yapıyorum. Tüm düşüncelerimi böyle açık açık söylemem ne kadar da yanlış. Tamam. Şimdi çalışmaya başladı işte saksım. Biraz daha kurnaz davranmalıyım. Kulina ve oyuncaklara onları gerçekten seviyor gibi davranıp sonra da canımın her istediğini yaparım. Tabii ya. Böylece kimse benden şüphelenmez. Pilli bebek Lunapark'ta mı şimdi? Evet, o önceden gidecekti. Merhaba arkadaşlar. Nereye böyle? Lunapark'a. Yani senin nefret ettiğin yere. Kim? Ben mi? Arkadaşlar. Beni yanlış tanıyorsunuz. Ben orayı çok seviyorum. Aslında sizinle vakit geçirmeyi çok sevdiğim için nerede olduğum önemli değil. Sizinle her yere gelirim. Vıcı vıcı vıcı. Kulina Şoker'e iyi olma cezası mı verdi? Bilmem, haberim yok. Hadi Gorfo, böyle yapma. Biz seninle eski dostuz. Kulina dünyaya gitmemi yasaklamasaydı senin için bir çizgi film işi ayarlamak üzereydim. İnanmıyorum. Ama merak etme, ne yapıp edip ayarlayacağım. Beni de aranıza alın lütfen. Bakın ne kadar çok eğleneceğiz. Bu işte bir iş var ama hadi hayırlısı. Peki sen de gel. Yaşasın. Sevgili arkadaşlarımla vakit geçireceğim. Ne kadar eğlenceli. Hadi gel bakalım, gel. Geliyorum. Olamaz. Lunapark'tan nefret ediyorum. Hadi Şoker. Geliyorum. Meliba. Oo, Şeker Şoker. Nereden böyle? Çok yorgun görünüyorsun. Sorma. Lunapark'ta arkadaşlarla biraz eğlendik. Ama dönme dolap sanıyorum bana biraz dokundu. Sen ne yapıyorsun sevgili dostum? Ha? Çok önemli bir buluşu tamamlamak üzereyim. Şuradan fırçayı versene. Al bakalım. Yoksa tavuk pişirme aleti mi icat ettin? Ha? Ağzımın suyu aktı. Ama boşuna uğraşma.
Dünyada bunun için model model fırınlar var. Ya da mangal yapabiliriz. Ha? Saçmalama Ahmoş. Uzun zamandır bu alet üzerinde çalışıyorum. Ha. Geleceğe gittiğimde görmüştüm bunu. Ha. Ha. Dur bakalım. Çalışacak mı? Ha. Ne işe yarıyor bu alet? Ha. Bu bir kopyalama cihazı. Ha. Fotokopi makinesi gibi bir şey mi? Ha? Komik olma Ahmoş Şoker. Ha. Bir canlının aynını yapmaktan söz ediyorum. Aynısından mı? Bak şimdi. Şu gördüğün bir tavuk. Ha. Hadi canım. Gerçekten mi? Dalga geçme. Şimdi bu aleti tavuğun üzerinde deneyeceğim. Ha. Ha. Umarım işe yarar da emeklerim boşa gitmez. Ha. Hadi bakalım. Yaşasın, yaşasın. Başardım. Ben bir dahiyim. Başardım, başardım. Evet, evet, başardın. Başardın. Sen bir dahisin. Bu bir mucize. Nerede acaba şu alet? Nerede buldum acaba? Şöyle bakalım. Buldum. İşte buradasın. Gel bakalım güzelim. Vıcı vıcı vıcı. Şoker, ne yapıyorsun sen burada? Senin gibi büyük bir dehanın çok önemli işleri olacağını düşündüğüm için sana yardım olsun diye ortalığı toparlıyorum sevgili dostum. Tamam tamam tamam. Sen ortalığı toparla. Laboratuvara göz kulak ol. Önüne gelen girmesin. Benim mavi ormana gidip bitki toplamam gerekiyor. Sen hiç merak etme. Ne de olsa senin asistanın sayılırım öyle değil mi? Asistanım mı? Bunun için 10 fırın ekmek yemen gerekiyor Şoker. Hadi bay bay Ahmoş. Bunun için 10 fırın ekmek yemen gerekiyor. Ampul kafa. Kendini beğenmişsen de. Gel bakalım. Evet. Bakalım nanadan 2 tane olunca neler olacak? Bu kez turnayı kulağından vurdum galiba. Gene ilacımı içmeyi unuttum görüyor musun? Ben getiririm. Sen devam et ben alırım kızım. Tamam. Merak etme sen. Yapman gereken çok önemli şeyler var. Seni bu yüzden yaptım. Tıpkı Geppetto Usta'nın Pinokyo'yu yaptığı gibi. Efendim? Boş ver, boş ver. Şimdi beni iyice dinlemeni istiyorum. Tabii babacığım, dinliyorum. Ne istersen yapmaya hazırım. Bak, işte bunu nanayı sevdim. Güzel. Söylediklerimi anladın mı? Evet babacığım. İyi o halde. Hadi bakalım. Vakit geçirmeden dünyaya gidelim. Al şunu. İç iç iç. İç iç. Bir. Çok eğleneceğim.
2. Her şey birbirine girecek. 3. Nana'nın başı acayip derde girecek. Önce nereden başlayalım? Hah, oku. Hah, hadi bakalım. Of, ay bu Merve de muhasebeye gitti mi? Gelmek nedir bilmiyor. Of ya, şu telefon için hediye kağıdını nereden bulacağım? Kurye de neredeyse gelmek üzere. Dışarı bakayım en iyisi. Çok iyi gidiyorsun Çakman Anacığım. Aferin. Uyca 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 uyca. Bu ne? Ne güzel ses çıkarıyor. O cep telefonu. Çok beğendiysen al senin olsun. Bu da neymiş? Tayfun Bey'den eşine. Şimdi sihirle bir fotoğraf oluşturalım bakalım. Böylece Tayfun Bey'imizin sevgili karısına hediye olarak cep telefonu değil de bu güzel fotoğraf gitsin. Şimdi de kargo yapalım. Ya bu gibi şeytani konularda pek bir yaratıcıyım. Of canım çıktı, evde bir şey kalmamış. Hoş geldin Nermin ablacığım. Ay hoş bulduk yavrum, hoş bulduk. Canım siz de biraz idare ediverin. Bakın bence Merve artık size karşı sinsi davranarak Volkan'ın gözüne girmeye çalışıyor. Biliyorum canım, aptal mıyım ben? Ama onu kendi oyunuyla vuracağım laf aramızda. Keşke Nana gerçekten böyle biri olsaydı. Amma da anlaşırdık ha. Ha, ha. Gel Nermin ablacığım gel. Sana biraz masaj yapayım. Ay sağ ol. Kolların kopmuştur senin pazarlardan yok. Ha, ha. Hadi bakalım. Şimdi de eğlencemize burada devam edelim. Çakman anacığım. Burası Hakan'ın evi değil mi? İçeride de bunak makmuş var. Bravo, aferin sana. Uçum 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 uçum. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sen gelmiyor musun? Yok, ben almayayım. O ihtiyar cadı beni çok iyi tanıyor. Hadi, bay bay. Aa, kızım ne çabuk döndü. Gene sihir yaptın değil mi? Ha? Ne oldu? Hakan ne dedi? Yoksa Hakan sana kötü mü davrandı? Evet, çok kötü davrandı. Ben bu evcilik oyunu sürdürmekten sıkıldım artık. Hakan'la yalnız kalabilseydik her şey daha güzel olurdu. Kızım neler diyorsun sen? Hadi ben neyse, çocuklar. O bücürlerle uğraşmaktan bıktım artık. Yok yok, senin sinirlerin bozulmuş. Hadi mutfağa git de bir şeylerle oyala. Bulaşıkları makineye koy. Ha, yemekler de olmuştur. Altlarını kapat. Hadi ya. Peki. Fesubhanallah. Yapamıyor tabii. Sinir oluyorum ya. Öyle deme anne. Bugün okula gelip bana harika fikirler verdi. Ne? Ya ne var bunları? Bilmiyorum ama çok garip davranıyor. Sanki o değil gibi. Bakışlarına baksana. Ne oldu Nana? Bir şey mi var? Ne olsun Hakan'cığım, bir şey yok. Özledim seni. Çocuklar hadi bakalım, sofra hazır. Buyurun. Evet hadi.
yemek yiyelim. Yok yok, bana kesin bir şey olmuş. Kızım, aa, kurulma öyle baş köşeye. Git sarmayı getir. Hadi. Git kendin getir be. Bütün işleri ben yapacaksam senin burada hiçbir işin yok. Huzur evine git daha iyi. Ay pardon. Anana. Aa, ne kadar ayıp. Ama bak makmuş kırılır sonra. Hadi buyurun, afiyet olsun. İyi güzel kızım. Bu ne ya? Makmuş bu değil gibi. Boğuluyorum. Suya. Makmuş Sultan, ne yapmışsın ya? Bu ne iğrenç bir şey ya. Midem kalktı. Ama ben bu yemeğe acı koymadım ki. O yaşasın, yine biz de yiyeceğiz. Makbuş, sen iyice bunadın. Yarın senin için bir huzur evi bulmalıyım artık. Ne? Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Makbuş hakkında böyle konuştuğuna inanamıyorum. Bence bu işte bir iş var. Sanki bizim bildiğimiz, tanıdığımız nana gitmiş, yerine başkası gelmiş gibi. Nana ne kadar şeker değil mi? Ya ne demezsin. Kızım çık şuradan, kafamı bozma benim. Emre sakin ol. Bak yine başım belaya girecek. Ben sana iyi davranıyorum Emre. Sen de buna böyle davransan iyi edersin. Emredersiniz majesteleri. Ya çık dediğim. Hakan, değiştir şunu. Romantik bir film bul, anlarsın ya. Ben bu programı seviyorum. Evet, bence de bu iyi. Bu evde amma kalabalık. Çocuklardan kurtulduk, şimdi tepemizde bunlar var. Nana, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ben sana bu kız bir garip dedikçe bana kızıyordun. Buyur işte. Ama yine de ben ağzımı açmayacağım. Sonra kötü olan ben olmak istemem. Ne konuşuyorsun sen öyle fısır fısır? Hakan'ı etkilemeye çalışıyorsun değil mi, şişme dudak? Aa, şuna da bak. Kıskançlığını bu kadar belli eden birini de hiç görmemiştim. Senin neyini kıskanacağım? Çırpı bacak. Aa. Hadi oradan, yer cücesi. Ne kadar ayıp. Yani bu evde herkes kafayı yemiş. Ne oldu? Tam eğlencenin ortasındaydık. Nana nerede? Simge bana neden sinemaya gitmedin dediğine göre sinemada. Ha, güzel. O gelmeden hemen gitmeliyiz. Ortalığı bir güzel karıştırdın değil mi? Nana ne yaparsa yapsın, Hakan onu asla bu evde istemeyecektir. Ha, güzel, çok güzel. Al şu çöpü, kapının önüne çık. Orada buluşalım. Peki babacığım. Aferin. Nihayet kendi işine bakıyorsun. Aferin. Fesubhanallah. Hadi. Çabuk ol. Gitmemiz gerek. Neden? Ne güzel eğleniyordum. Yine geliriz çocuğum. Umarım Hakan hediyemi beğenir. Bana olan kızgınlığı da biraz olsun azalır. İyi geceler Tayfun Bey. Evet. Evet, gönderdi. Ama bu mümkün değil. Alo Tayfun Bey. Ne olmuş? Tayfun Bey'in karısına gönderdiğimiz hediye paketinden telefon çıkmamış. Nasıl yani? Kutu boş mu çıkmış? Daha fenası. Ünlü mankenlerle çekilmiş bir fotoğrafı çıkmış. Adam böyle bir fotoğraf çektirmediğine dair karısını ikna edemiyormuş. İyi ama bu nasıl olur? Nana? Efendim, böyle bir şey nasıl yaparsın? Neyi nasıl yaparım? Bilmiyormuş, numarasına yatma. Benden intikam almak için böyle bir oyun oynadın. Sakın inkar etme. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Sakın saf numarası yapma. Çünkü bu kez kimseyi inandıramayacaksın. Durun evladım, yavaş olun. Sakin sakin konuşun. Simge, o hediye paketini sen gönderdin değil mi? Hayır. Hediye için ambalaj kağıdı bulmaya çıktım. Geri döndüğümde Nana oradaydı.
ve kuryenin geldiğini, hediyeyi gönderdiğini söyledi. Nana? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Yalancı! Daha bu sabah benden intikam alacağını ima etmedin mi? Ama helal olsun. Şeytani bir zekan varmış gerçekten. Nana, bunu nasıl yaparsın? Ya benim işinden haberim yok diyorum. Hı? Simge, sen aklınca beni oyuna mı getirmeye çalışıyorsun? Böyle bir şeyi kendime niye yapayım? İşi kaybedeceğiz senin yüzünden sersem şey. Kıskançlığının bedelini ben ödüyorum Nana. Neden anlamıyorsun? Böyle davranmayı kes artık. Buyurun bakalım. Bu kadar yüz verilirse olacağı budur. Allah bilir bu da Tayfun Bey'in karısının aldığı cep telefonudur. Aa. Biliyorum seni kızdırdım. Beni affet Nana. Bu kız ne yapmak istiyor? Çocuklar lütfen bana inanın. Etrafımda benim dışında bir şeyler dönüyor sanki. Ama sen de Makbuş'un huzur evine gitmesini istediğini söyledin. Ben mi? Evet, sonra okulda bizimle hiç konuşmadın. Ama Özge ile ara çok iyiydi maşallah. Özge ile mi? Nana, sana ne oldu? Ben bunların hiçbirini yapmadım. Bakın beni dinleyin. Nesi var? Bilmiyorum Yağmur. Bilmiyorum. Gördün işte, hep söylüyordum. Bu kız normal değil. Dengesizin teki. Onun ne kadar tehlikeli olduğunu şimdi anlamışsındır umarım. Artık daha fazla bu evde kalmasına izin veremezsin herhalde Hakan. Anneciğim çok uykum geldi. Gidelim artık. Tamam kızım, gidelim. Bunca sinir bozukluğundan sonra ben de sıcak bir banyo yaparsam belki biraz kendime gelirim. İyi düşün Hakan. Çok iyi düşün. İyi geceler. Hadi gel canım. Makbuş Sultan, neler oluyor? Ne bileyim evladım. Ama Nana'nın bu olanlar için muhakkak bir açıklaması vardır. O benim kızım sayılır Hakan. Onun kötü biri olmadığını ikimiz de biliyoruz. Karım evi terk etti. İnanın Tayfun Bey, bir yanlışlık olmuş. Ne demek yanlışlık olmuş? Size güvenmekle ne büyük hata yapmışım ben. Eşinizle konuşalım, gerçeği söyleyin. Neyi söyleyeceksiniz? Apacık profesyonelce fotomontaj. Benim ünlülerle ne işim olur ha? Asıl ünlülerin sizinle ne işi var? Yani karınıza bunu açıklayabiliriz. Bir miyim mi canım? Yani sizleri tanımasam benim yuvamı yıkmak için bu fotomontajı sizin yaptığınızı düşüneceğim canım. Bir telefona bile sahip olamıyorsunuz. Sizinle çalışmam mümkün değil. İsabet olur. Aslında kabah sizin değil. Maalesef bizim arkadaşlarımızın. Size yaranmak için ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bu sizin özel işiniz. Keşke kendiniz halletseydiniz. Bir de ben mi suçlu oldum yani? Evet, bence sizin de hatanız var. Çok güçlüsünüz, çok zenginsiniz diye alışmışsınız işlerinizi başkasına yaptırmaya. Madem sizin için bu kadar önemliydi, niye kendiniz ilgilenmediniz bu işle? İnsan karısının hediyesini başkasına yollatır mı? Çekilin oradan! Sizinle konuşacak bir şeyim yok benim! Of, inanamıyorum ya. Eve aldığı deli ortalığı karıştırıyor, suçlusu yine biz oluyoruz. Anlaşıldı. Bu Nana denen sersemin ne mal olduğunu anlaması için başka şeyler yapmam gerekiyor demek ki. Ah evladım, hanım kızım. Siz çıktıktan sonra ortalığı temizlerken bunu buldum. Ay çok teşekkür ederim Şakire teyzeciğim. Belki de biri yürütmek istedi. O sırada beceremeyince de masanın altına ateverdi ha. Ne dersin kızım? Pek pahalı bir şeye benziyor. Haklı olabilirsin Şakire teyzeciğim. Kesinlikle Nana'nın işi bu. Kesinlikle. Biliyorum, beni evladımın gözünden düşürmek için numara yapıyorsun. Ama başaramayacaksın. Asıl senin oyununu anlamadın mı sanıyorsun? Aklınca iyi kalpli numarası yapıp bütün suçu benim üstüme yıkacaksın. Bana bak Nermin Hanım. Çek gitme.
Ah, çık git hayatımızdan. Rahat bırak bizi. Hadi oradan. Sen kimi kovuyorsun? Utanmaz şey. İki yüzlüsün sen, iki yüzlü. Ben mi iki yüzlüyüm? Asıl iki yüzlü olan sensin be, sensin.